günlük 12-13 bin civarında günlük üretimimiz bu bizim. Kapılarımız artık eskisi gibi değil. Mobilya nitelikli, mobilya denebilecek konseptte yapılan bir kapı. Bu sektörde de şöyle de bir şeyimiz var. Mesela ciddi manada bayan personelimiz çalışıyor. Yani ahşap kapı imalatında bir marangoz atölyesinde bayan tabii hiç dikkat çekilmiyor. Yani hiç akıla gelmeyen bir şey. Ama inanın pevrazından, medefesinin kesiminden, işte kapının toplanmasından, ince işçiliklerinin bir kere ince işçiliklerinin tamamında bayanlar çalışıyor. Yani toplamda TOSYA'da şu anda 400'ün üzerinde bizim bayan istihdamımız var. Yani imalat yapan fabrikalar, sadece ahşap fabrikasında, yani kapı üretiminde 400'ün üzerinde bayan işçimiz çalışıyor. Bunlar her aşamasında varlar. Yani hani tabiri caizse bayan eli değmeyince veya bayan eli değince olmuş derler ya, artık elleri değiyor. Yani ilçemizde bu algı, yani bu işi yapamazlar veya bu işin içinde başaramazlar algısı yenildi. Dolayısıyla 400'ün üzerinde de bayan işçimiz var çalışan. ...2014 yılında kapı sektöründe çalışmaya başladım. Yani daha önce çalıştığımız yerlere bakarak ben şu anda yaptığımız işten çok memnunum. Bütün yani TOSYA genelinde de zaten bütün bayanların çoğunluğu kapı sektöründe, tekstil sektöründe çalışıyor ama kapı sektöründe çalıştıklarından daha çok memnun olduklarını düşünüyorum. TOSYA'da daha önceden hani kapı sektöründe çalışan bayanlar yoktu ama bize böyle bir istihda sağladıkları için bütün bayanlar olarak biz bu işte çalıştığımızda çok memnunuz ve yani insanlar daha önceden evlerinde oturuyorlardı, çocuklarıyla ilgili problemleri oluyordu maddi yönden ama bize böyle bir şans verdikleri için, böyle bir fırsat verdikleri için yani bir erkek işi olarak görünüyor ama bir bayanların da bunu yapabildiğini gösterdik. Biz çok mutluyuz bu yüzden. Yani bir erkeğin yaptığı işin çoğunu biz de yapabiliyoruz. Kendimize güveniyoruz ya. Sekiz senedir CNC operatörü olarak çalışıyorum. Ha buraya girdiğimde CNC'ye dair hiçbir şey bilmiyordum. Tamamen ustalarım ve patronlarımın bize güvenmesiyle bu işi yapmaya başladık ve şu anda şükürler olsun ki yani bir kadın olarak CNC kullanabiliyorum. Daha önceden tekstil işinde çalışıyorduk ve yani bayanların kapı sektöründe çalışamayacağı düşünülüyordu. Ama buraya geldik, bize güvendiler sağ olsunlar. Bizler de bir şeyler başarabildik. Yeni elimizde mesleğimiz oldu. Artık bizler de kapı sektöründe, mobilya sektöründe çalışabiliyoruz. Evimizde biz de katkıda bulunabiliyoruz.